Bera İbni Azib radıyallahu anhu diyor ki bir gün aleyhissalatü vesselam efendimiz yanıma geldi ve bana şöyle bir şey dedi. Ey Bera gece yatacağın zaman güzel abdesini al şöyle sağa doğru yat ve şu duayı oku. Ya Rabbi kendimi sana teslim ettim yüzümü sana yönettim işlerimi sana havale ettim sırtımı sana dayadım sana muhabbetimden ve senden korkumdan dolayı sana sığındım. Senden gayrı sığınılacak başka bir şey yoktur. Ancak sen varsın. Ya Rabbi senin indirdiğin kitaba inandım. Gönderdiğin Nebi'ye iman ettim. Çok güzel bir dua. Arapçası da var kaynaklarda. Hem Bukhari hem Müslim'de geçer. Oradan özellikle ezberleyin. Gecenizin gecelerimizin son duası olsun. Bakın müjdeyi de veriyor aleyhissalatü vesselam. Ey Bera diyor eğer bu sözleri söyler ve o gece de ölürsen sen İslam fıtratı üzere ölürsün. Yani mümin olarak ölürsün. Şimdi Bera bunu duyar da du durur mu? Anında sözü ezberlemeye çalışıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gitmeden ya Resulallah dedim ezberledim ister misin sana okuyayım? oku dedi. Başladım okumaya hepsini söyledim söyledim söyledim. En sona gelince dedim ki amentu bi kitabi kellezi enzelte ve bi nebi erselte. Böyle diyeceğim yerde şöyle dedim. Amen Amentu bi kitabi kellezi enzelte ve bi resulikellezi erselte. Nebi ke diyeceğine resulike dedi. Yani ikisini de biz Türkçe'ye ne çeviriyoruz? Peygamber ya Ha Nebi ha re, ne Resul ne fark eder? Manaya da bir şey yok. Başka bir şeye de bir etkisi yok. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki yanlış okudum. Nebi kellezi değil Resul kellezi dedi ve beni düzeltti. Ben de onun dediği gibi okumaya başladım dedi. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendinden duyulan bir duadaki bir kelimeye müdahale etmişse. Varın siz bu manada efendimizin hassasiyetinin boyutunu anlayın. Bunların onlarca örneği var. Onun için sahabenin ödü kopuyor hadis rivayet etmekte.